bir aday çıkacak. Bu aday seçildikten sonra ilk fırsatta tekrar sistemi değiştirmek için kolları sıvayacak. Aynı zamanda yapacak onu. Aynı zamanda yapacak. Yani iyi niyete bırakamayız. Dolayısıyla eğer bir başkanlık sistemi olacak idiyse bile hakiki, demokratik, hukuka uygun bir başkanlık sistemine dönüştürülebilir. Ama Türkiye 140 yıldır parlamenter bir sistemle geliyor ve özellikle 1909'dan itibaren de hakiki bir parlamenter sistem olmuştur. Yani demokratik değildir ama hakikidir, parlamento çalışır. O bakımdan yani bir fikri olması lazım. Her meselede bir fikri olması lazım. Anayasayı değiştirmek yetmez. Zaten toplum da diyecek ki ya kardeşim sen hani memleketi kalkındıracaktın, bana iş bulacaktın, aş bulacaktın, eğitimi düzeltecektin, sağlık işlerini daha iyiye götürecektin. Yani böyle bir şeyi olması lazım.